Tabii yani insanın kendini bilmesi, Rabbini bilmesine doğru giden bir süreç aslında. Yani insan malum bir ailenin içinde doğuyor. O ailenin içinde yetişiyor ve kendini orada idrak ediyor. Yoksa insan eğer bir topluluk içinde değilse bir anlam taşımıyor. Yani konuşmayı öğrenmemiz, Evet. adab erkanı öğrenmemiz, işte daha sonra okuma yazma öğrenmemiz, insan ilişkilerini geliştirmemiz hep bir başlangıç noktasından oluyor. Sonra işte bu yavaş yavaş çevreye doğru yayılıyor. İşte sokaktı, mahalleydi, şehirdi, ülkeydi ve Evet. kainat, dünyaydı ve kainattı. Böyle bir geçiş içinde bulunuyoruz. Ve burada bütün insanın muradı sonsuza ulaşmak. Yani Allah'a ulaşmaktır. Bu da belli bilgi çerçeveleri içinde oluyor. Yani biraz önce söylediğimiz kitaba doğru gidiş, insanın işte bu aile içinde yetişmesinden itibaren başlayan bir süreç. İyi kitap okuyanlar da ailede eğer kitap iyi okunuyorsa, orada eğer böyle bir kültür edinilmişse oluyor. Yoksa evde kitap okunmuyor. Kimse kitapla ilgilenmiyor. Çocuk da tabii istisnalar vardır da genellikle çok kitap okumaya meraklı olmuyor. Çevrede kitap okunmuyorsa aynı şekilde çevrede gördükleri de insanları yetiştiriyor. Kitap okumaya merakı fazla olmuyor. Böyle kademe kademe giden bir şey. Biz de işte bugün İslam ilimlerinin bir zincir halinde böyle devam ettiğini görüyoruz. Dünyanın hiçbir dönemi Peygamber Efendimiz dönemi kadar iyi bilinmiyor. Evet. Yani İslami ilimler bu işte. Yani biz Peygamber Efendimiz'in neredeyse saat saat ne yaptığını, kiminle görüştüğünü, ne söylediğini, ne şekilde söylediğini bugün bile biliyoruz. Hiçbir dünyada, dünya tarihinde hiçbir dönem bu kadar ayrıntılı şekilde bilinmiyor. Efendim işte bazı bu bilgilerde işte noksanlıklar var. İşte veyahut da tam işte hadisle ilgili bir takım şeyler öne sürülüyor ya. Bunlar da çok önemli değil. Yani noksan bilinenler, yanlış bilinenler bile o büyük bilgi birikimini küçültmeye yetmez. Gerçekten büyük bir bilgi birikimi var ve bu da adeta senetleriyle bugüne kadar gelmiş gibi. Sonra da kitap haline gelmiş, yazılı hale gelmiş. Yazılı hale geldikten sonra zaten kaybolma ihtimali ortadan kalkmış. Yani sözlü dönemi böyle insanlar bir rivayet zinciriyle devam ettirmişler. Yazılı dönemde zaten kitap ortaya çıkmış, kitaplar ortaya çıkmış. Biz de onlardan istifade ediyoruz ve işte Peygamber Efendimiz dönemimizde yaşanmış ashabın bilgilerine sahip oluyoruz. Peygamberimizle ilgili en geniş bilgileri sahip olabiliyoruz. Hiçbir ümmet yok bizim ümmetimiz gibi.